Arkadaşlar bugün yolculuk Atatürk Havalimanı'na ama çekimimiz var Atatürk Havalimanı'na. Hadi çekime geçelim. Günaydın. Abicim nasılsınız? Metin'cim günaydın. Günaydın canım, ne var? Çekime gidiyoruz. Kolay gelsin yavrum. Katılmak ister misin bize? Evet, sağ ol canım. Saçlarıma bakım yaptım. Ben güzel. Ben. Tamam, görüşürüz. Canım, öptüm, bay bay. TC'lerimiz var mı şöyle? Sizde mi? Ha? Araç plakası. Araç benim, bırakıp gidecek. Şey, bir de Koray Virant, arkadaşlar izin belgesini istediler. Kim istedi? Polis arkadaşlar, şurada duran arkadaşlar. Tamam, söyleyeceğim onu. Tamam. Koray Virant. Koray Enter. Virant. Birinci sırada. Virant değil mi? Evet, evet. Tamam, araçla gelin abi. Günaydın. Koray beyler, gördüğün gibi asistanlarının hiçbirisi yoklar. Gerçekten. Hayır yani, vlog çekmek için. Ben varım burada. Müsaade Bey, Koray fotoğrafçımız. Merhaba, nasılsınız? Bizimle olacak. Çok duygulandım şu an. Arkadaşlar günaydın diyeceğim ama gördüğünüz gibi gece oldu. Biz çekimimizi bitirdik. Biz bugün InStyle için Dilan Çiçek Deniz'i çektik. İstanbul Atatürk Havalimanı'nda. Bildiğiniz gibi burası faal bir havalimanı değil. O yüzden de müthiş bir çekim platosu olmuş. Dilerseniz size çekimin sonundan anlatmaya çalışayım. Bugün enteresan şeyler yapacağız. Değişik teknikler kullanacağız. Fotoğrafla yine dijitali bir araya getirdiğimiz farklı fotogrametriyle fotoğrafın birleştirdiğimiz bir çekim olacak. Bir dijital kapak konseptimiz var. Onda da normalde bugüne kadar ne yapıyorlar? Bir fotoğraf çekiyorlar ya da ufak çok minimum hareketi olan bir fotoğraf çekiyorlar. Arkasına logo koyuyorlar. Dijital kapak oluyor. Bugün biz dijital kapak kavramına farklı bir anlayış getirmeye çalışacağız. Dilerseniz arkadaşlar bitmiş çekimi size bitmemiş gibi anlatmaya başlayayım. Merhaba Koray abi. Merhaba Bartu. Bir süredir dergi çekmiyordun abi. Seni dergi çekmekte ne motive ediyor? Abi beni dergi çekmekte mutlu eden şey şu açıkçası. Bir güzel proje olması gerekiyor. Sadece dergi çekmiş olmak için dergi çekmeyi hiçbir zaman sevmiyorum. Bugün işte bu biraz hani iş dijitalleştirme. Dilan'ı da çok seviyorum. Dilan'la çalışması da çok keyifli. Aynı zamanda Nazlı da benim çok eskiden beri tanıdığım, çok güzel projeler yaptığım bir arkadaşım. Ekip güzel olduğu için, proje de güzel olduğu için okey dedim ki Nazlı'ya da yani InStyle'a da yaklaşık olarak 1,5 senedir sürekli abi beni boş verin falan diyorum. Ama bu sefer güzel proje geldi. O yüzden de heyecanlandım. Güzel proje ne diye sor. Güzel proje ne abi? Güzel proje abi farklı bir şeyler deneme fırsatı bulman gerekiyor editoryal çektiğinde. Sadece sayfa doldurmak için yaptığın çekimin çok bir anlamı olmuyor. Ben de yine bu işte Twitch'te ya da YouTube'da izlediğiniz o dijital olaylarla fotoğrafları birleştirebileceğim bir platform yakalamış oldum ve bunu test edeceğim. Videonun başında dediğim gibi de dijital kapak kısmı beni çok heyecanlandırdığı için de dergi çekiyorum. Bugün ekibin, ekipmanın ve isteklerin diğer setlere göre, yani benim gördüğüm diğer setlere göre daha sakindi.
Sakin miydi? En son ne zaman ring flash kullandığını gördüm Bartu? Hiçbir zaman görmedim. Arkadaşlar bir ring flash ile çektim. Sanıyorum en son herhalde 7-8 sene önce falan kullanmış olabilirim. Hatta belki 10 sene önce kullanmış olabilirim. Çok aslında çalışması zor. Çok devasa bir ışık. Ama çok pratik ve çok da eğlenceli sonuçlar veriyor. Aslında sandığınız kadar da şey değildi. Ama bugün sadece ring flash ile çekmedim. Aynı zamanda doğal ışık da kullanarak ters ışık kullandım. Bugün aslında ışık anlamında yapılabilecek, denenebilecek her şeyi yaptım. Bir ara 12.800 asalara kadar çıktım. Bir ara 1/60, 1/30, 1/15'lere kadar düştüm. Neden? Çünkü Atatürk Havalimanı'ndayız ve bir anda hava kapandı. Tabii ben bugünün birazcık daha aydınlık olacağını düşünmüştüm. Havanın bu kadar hızlı düşeceğini tahmin etmemiştim ama cepteki bir takım şeyleri kullanmam için de güzel proje oldu. Şimdi Kore abi benim sorum var. Geçen gün YouTube'a bir video attım fotoğraf nasıl çekilir diye. Sol gözünden genel tabloya bakıyorsun, sağ gözünden de vizörden bakıyorsun. Senin bugün önünde bir tane ring flash vardı. Genel tabloyu nasıl gördün? Nasıl gördüğüme dikkat ettin mi? Onun görüntüsünü çektiniz mi? Çektiyseniz buraya yerleştirirseniz güzel olur. Kadrajımı yapıyordum. Sonra kafayı kaldırıyordum. Kadrajı hiç oynatmadan çekmeye çalışıyordum. Ring flash tamamen önümü kapattığı için sadece vizörden baktığım zaman inanılmaz rahatsız oluyorum. Geçen işte o videoda senin de sorduğun gibi şeyi anlatıyordum ya, bu gözüm her zaman açık. Ben etrafı görmeden fotoğraf çekemiyorum. O yüzden de öyle zor durumlarda mutlaka sabitlerim kendimi. Kafayı kaldırırım. Çünkü modeli, yani bacağını da görmem gerekiyor. O sırada mesela ne oluyor? Vücut proporsiyon olarak ve şekil olarak belki çok daha güzel bir şey yaratıyor. Model ya da Dilan, bugünkü çekimde olduğu gibi. O zaman belki de diyorum ki o sırada da yakın plandayım. Gördüğüm resim çok daha güzel. Hemen genişlemek istiyorum. O yüzden mutlaka kafayı kaldırıp bakmam gerekiyor. Yani şunu yapamıyorsun. Kadrajda dur, bacağına bakayım. Ne durumda? Sağda bir şey var mı? Ya da bugün mesela bir ara arkadan uçak geçiyordu. O uçağı yakalamak için tekrar kompozisyon yapmam gerekiyor. Ama tabii bunu anlattıktan sonra alta bazı arkadaşlar yorumlar yazdılar. Tabii ki de farklı senaryolar var. Farklı fotoğrafçılar var. Fotoğrafçılık hiçbir zaman genel bir meslek tanımı değil. Ne var? Kuş fotoğrafçılığı, spor fotoğrafçılığı, ne bileyim araba fotoğrafçılığı, mücevher fotoğrafçılığı. Hepsinin kendi içerisinde farklı dinamikleri var. Ben kendi perspektifimden anlatıyorum zaten. Yani beni takip eden de herhalde bir kuş fotoğrafçısı beni çok ciddiye almıyordur, almamalıdır da diye düşünüyorum. Çünkü benim uzmanlığım değil. Yani bu biraz şeye benziyor. Fotoğrafçılık doktorluk gibi bir terim, tanım diyelim. Yani doktor, ne bileyim, ürolog olan nöroloji bilmez. Bunda da moda fotoğrafçısı olan kuş fotoğrafçılığını bilmez. Ben moda fotoğrafçısı gözünden anlatmaya çalışıyorum ama tabii şunu da sormak lazım. Neden vizör solda duruyor? Neden ortada değil? Neden hep bir gözün açık kalacağı şekilde tasarlanmış diye de kendimize sormak gerekir diye düşünüyorum. Vardır bir bildikleri herhalde. Kore abi bugün 3D printerından çıkardığın scan aletini, tabancanı da getirdin. Onu nerede kullandığını soracaktım. Onu kullanmadım gördüysen. Ama bugün 3 tane yazılım kullandım. Higgs mi, Heges mi, nasıl yazılıyor bilmiyorum. Sizin için ekrana yazıyorum. Qlone'u yine kullandım. Oradan bir tane 3D karakterini çıkardım. Bir de Record 3D diye muazzam bir program kullandım. Zaten install'ın kapağına, dijital kapağına bakarsanız da onu Record 3D ile yapmış olduğumu göreceksiniz. Ya bunlar aslında birebir kullanım için değil. Yani ben bununla fotoğrafı 3D'ye harmanlıyorum. Point Cloud kullanıyorum aslında. Point Cloud ne derseniz, işte fotogrametride
fotoğrafları çektiğiniz zaman size noktalar, bir nokta bulutu oluşturuyor. Sonra onlardan geometriyi üretiyor. Ama ben o geometriyi üretmeden noktalarla fotoğrafı birleştirerek bir şeyler yapmaya çalıştım. Değişik teknikler deniyorum. Yani elimdeki imkanları kullanarak mutlaka farklı şeyler denemeye çalışıyorum. Demin de dediğim gibi dergiler aslında bizim için, bizim gibi fotoğrafçılar için kendini geliştirme, kendini ifade etme platformudur. Her ne kadar evet bazen ticarete dönse de dergiler, dergilerin amacı fotoğrafçıların tamamen kendi portfolyolarını oluşturdukları, tabii ki de dergiyle beraber bir platform aslında. Yani yönetmenlerin çektiği kısa filmler gibi diyebiliriz. Evet, terk edilmiş havalimanında cin arayış videomuz devam ediyor arkadaşlar. Cin arayış. Şimdi iletişime geçmemizi sağlayan bir cihaz. Evet, check-in sırası. Kore abi, bugün Atatürk Havalimanı'nda çektik. Burası 2-3 yıl önce kapanmıştı ve birazcık kirli ve pasaklı görünüyor. Posta çok sorun yaratıyor mu bu? Ya, fotoğrafta böyle şeyler çok zorlamıyor ama aslında benim size sormam gerekiyor arkadaşlar. Çünkü bugün filmi siz çektiniz. Sizin için daha zor değil miydi? Çünkü biz Barış'la 2 saniyede temizleriz. Değil mi Barış? Kesinlikle. Hatta gel Barış. Ben çekerken körüğün içine girdik. Körükte yerde sırf Şekerbank logosu var. Baya baya her yer Şekerbank. Her yer Şekerbank. Fotoğraflara bakarsınız sonra arkadaşlar. Nasıl temizlediğini görürsünüz. Evet. Büyük ihtimal 5 dakika falan. 5 dakikasını falan olacak. Ama siz sevgili arkadaşlar videoda onu temizlemeye çalışırsanız. Temizleyecek çok bir şey yokmuş gibi geldi bana. Çünkü biz hiç yatay çekmedik. O genel planı almadık. Dikey mi çektiniz? Hepsini dikey çektik. O yüzden en temiz alanları aldık biz. Yatay film yapılacağınız zaman ne yapacaksınız? Yatay film istemediler abi. Sadece dikey istediler. O zaman sizi tebrik ediyorum. Abi bugün mekanı sen mi seçtin? Gözde gel. Gel kızım gel. Mekan şöyle oldu arkadaşlar. Mikrofonunu takın hanımefendi. Sen buraya bir... Başka bir iş için geldim. Evet. Buraya. O gün geldim, aa dedim, tam senlik dedim, mekan buldum dedim başka bir işe. Aynı gün dergi çekimi geldi. Koray dedi ki aa bunu dergiyi orada çekelim dedi. Ve dergiyi yani burada çekmeye karar verdik. Evet. Bu sırada benim çok komik bir anım var. Şimdi evet, 3 senedir, 2019'dan beri burası faal değil. Burası Yeşilköy'den, aslında yeni yer diyeceğim ama artık yeni yer olmaktan çıktı. Yeşilköy Havalimanı'na hatırlayan arkadaşlar var mı bilmiyorum ama burası dış hatlar terminali inşa edilip eski Yeşilköy terminali iç hatlara döndüğü zaman ben buranın tanıtım filmini çekmek için geldim. Ve şöyle talihsiz bir olay yaşadım. Üniversitede okurken askerlik tecilinizi normalde okul yapıyor. Ve ben bunun normal bir şey olduğunu zannediyorum. Neyse biz okulu bitirdik falan. Ben işte master yapıyorum. Sayısız master yaptım bu sırada. O masterların bir tanesinde, ben bir yandan da çalışıyorum. Biz buraya tanıtım filmi çekmeye geldik. Önden isim listesi falan filan gitti. Çünkü burada dış hatlara geçeceğiz. Özel izin gerekiyor. Biz buraya geldik. Tam çekime gireceğiz. Polis eşliğinde beni aldılar, direkt askerlik şubesine götürdüler. Asker kaçağıymış. 2 senedir asker kaçağıymışım. Senede kaç? 3 celp mi vardı, 4 celp mi vardı? Ben 8 celpten bakaya kalmışım arkadaşlar. Beni alıp askere götürecekler direkt. Panik oldum falan. Ya dedim, ben öğrenciyim, hala okuyorum vesaire. Fakat ben okuduğumu zannediyorum. Bu sırada okuldan da atılmışım devamsızlıktan. Allah'tan sadece bir dönem öğrenci olmadığım bir süreç var. Sağ olsunlar, hemen burada bir karakol vardı, beni oraya götürdüler. Çok anlayışlılardı. Okulla konuştular, durumumu öğrendiler falan. Tamam dediler ama mahkemeye çıkacaksın dediler. Ankara'da Hava Kuvvetleri Komutanlığı'nın askeri savcılığında 6 tane davaya çıktım. Burası yine boşken ilk çekimi ben yaptım. Evet, belki son çekim yapmadım çünkü burada sayısız çekim yapıldığını öğrendim ama yine boşken geldim, burada bir çekim yapıyorum arkadaşlar. Sabah geldiğimde açıkçası epey duygulandım. Gözlerim doldu demeyeyim ama gözlerim doldu seviyesine geldi.
Ya benim bizzat merak ettiğim bir şey var. Bugün Atatürk Havalimanı'nda çekim yapıyoruz ve buraya geldin, devasa bir yer. Aha. Kompozisyonunu oluştururken neye göre bir seçilim yapıyorsun? Yani ne hoşuna gidiyor da neyi ona göre, yani background'ını neye göre seçiyorsun? Ya aslında şöyle, tabii ki kafamda bir şey vardı, camları ve yansımaları kullanabileceğim. Aslında öne katman oluşturup arkaya katman oluşturacağım fotoğraf serisi çekmek gibi planım vardı. Zaten gözde Atatürk Havalimanı dediği zaman aklımda bu canlandı. Tabii buradan defalarca sayısız uçuş yaptığım için kafamda kalmış bir takım, daha önceden beynime kazıdığım bir takım görüntüler var, bir takım lokasyonlar var. Aslında buraya ilk geldiğimde otoparktan buraya geçişte bir takım köprüler vardı. Orada çekerim diyordum, camlı ve tünel hissiyatı olduğu için. Fakat sonra burada 213 ve 14'ün olduğu kapılara geldik. Bize körüğü açtılar. Körükte aynı şey yaptım. Nitekim aslında çok küçük bir alanda çektim. Bütün havalimanı bize açık olmasına rağmen, apron hariç, kapalı alanlarda her yerde çekebilecekken, abi toplasanız 10 metreye 25 metrelik, yani 250 metrekarelik bir alan içerisinde çektim. Ama senin soruna direkt cevap vermem gerekirse, kafamdaki şey aslında daha önce biriktirdiklerimden kaynaklanıyordu. Bir de tabii sadece o değil, yüzlerce moda fotoğrafına bakıp kafamda bir şey belirlediğim için, mesela bir tane Saint Laurent'ın Inez Minut'la bir gökdelenin üzerinde camın önünde çekilmiş fotoğraflar vardı. Direkt kafa flaşıyla camın önünde camdan yansımasını görerekten biraz onları yaptım. Onun yorumunu yaptım. Biraz kendi bildiklerimi okudum. Birazcık daha grafik, bazen daha ters ışığı olan değişik bir fotoğraf uygulamaya çalıştım. Ama dikkat ettiyseniz hep doğal ışıkla flaşı birleştirebileceğim ara mekanlarda çekmeye çalıştım. Özlemişim dergi çekmeyi. Evet, bayağıdır, 2 senedir dergi çekmiyorum. Gözde şey sordu, özlemiş misin dergi çekmeyi dedi. Belki duymamışsınızdır. Özlemişim ya. Ya seviyorum fotoğraf çekmeyi. Güzel proje olduğu zaman seviyorum. Arkadaşlar, biliyorum kısa bir video oldu ama maalesef çekim içerisinde size çok aktarabileceğim bir şey olmadı. Umarım en azından keyifli şeyler izlemişsinizdir. Belki o aralardan bir şeyler sizler yakalayabilirsiniz. Her şeyi benim her zaman anlatmam mümkün olmuyor. Belki bu sahne arkası görüntülerden kafanıza bir ışık çakabildiyse ne ala. Kendinize çok iyi bakın. Biz gidiyoruz. Herkes gitti zaten. Hadi koşun arkadaşlar. Hala da gidiyorlar. Ekipmanlar kaldı. Bir bakalım. 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 Bir bakalım.